Berlin'in Türk ve Alman ürünlerini aynı anda bulabileceğiniz online süpermarketi BAM Store göç hikayelerini sunar. www.bamstore.de'den siparişlerinizi online olarak verebilir ve istediğiniz saatte evinize teslim edilmesini sağlayabilirsiniz. Neydi bu çaldığın abi? Bu çaldığım cura, parmak curası. Melodi neydi? Boğaz gaydası. Yörüklerin, daha çok bu Toroslarda yörük aşiretlerinin temel ezgilerinden birisidir bu boğaz gaydaları. Teke, Elmalı, Antalya yörelerinde çok. Sen çalarken zaten gözümde canlandı o Toroslar. Kuzular geçiyor kenarda. Evet, evet. Zelal'i uğurlayalım istersen. Hadi kızım, görüşürüz. Merhaba herkese. Mustafa abinin, yani videoya başlamış bulunduk ama ben yeni merhaba dedim çünkü melodinin etkisinde kaldım. Mustafa abiye misafirim. Bugün pazar. Çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Sağ olsun. Mustafa abi bana ve Zelal'e. Zelal Mustafa abinin kızı. Gisson'a tiyatro okumaya gidiyor. Herhalde yakında bir ayrılık söz konusu. Maalesef. Biraz aralarında bir duygusallık da var bu aralar ama gerçekten böyle Zelal'de star ışığı var. Böyle sahneye çıksa yeter yani, öyle bir kız. İnşallah çok başarılı olur o da. Mustafa abinin Brit semtindeki çok güzel müstakil evindeyiz. Mustafa Yeşilyurt bu arada benim de çok sevdiğim bir ailenin ferdi aynı zamanda. Nare ablayla videolar çekmiştik ve çok sevdi herkes Nare ablayı. Mustafa abi de Nare abla gibi böyle gerçekten benim yanında bile otururken huzur duyduğum bir insan. Evinde, teşekkür ederim. Bir de abi o kadar çok hobin var ki, antika var. Az önce gördüğünüz zaten Mustafa abinin geçmişte inanılmaz, tanıyan zaten tanır. Bir sanat yaşamı var. Çok güzel türküler seslendiriyor. Kendi besteleri var. Müzikle ilgili bir durumu var Mustafa abinin. Antika sevgisi var. Bir de antika araba hobisi var. Onları da biraz sonra çekeceğiz zaten. Onun dışında Mustafa abi Almanya'da yaşayan bir Sivaslı. Değil mi abi? En net böyle anladın. Sen de o şeyleri görebiliyoruz. Ben bu kadar anlatacağım. Önce sana sorayım abi. Yani nasıl sorayım? Şu anda izleyenlerin gözüyle. Hani burada şu anda hafif de rüzgar esiyor. Bir armut ağacı da var arkanda. Buradayız ya biz. Seni buraya hangi rüzgar attı? Ben 1965 nüfus kağıdında öyle yazıyor da Ocak 65 doğumluyum ama rahmetli annem Ekim'in ikinci haftası 66'da doğduğumu söylerdi. Biz Almanya'ya ilk 1972 yılında geldiğimizde nüfus cüzdanlarımız yoktu. Babam bizi Almanya'ya götürmek için aldı Sivas'a, İmranlı'ya önce nüfus kağıtları çıkartacaktı. Nüfus memurunun karşısına dizdi, adam kafasına göre bize doğum tarihleri yazdı. Şimdi ablamın doğum tarihini babam çakıyla kapının üzerine kazımış. Ama benim doğum tarihim 30 Ocak 1965. Böyle bir hengame, neyse işte 72 yılında Almanya'ya geldik ilk kez. Fakat bir sene sonra babam beni Türkiye'ye gönderdi. 73'te orada okula gideyim. Babamın hayalindeki bu oğlan Türkiye'ye gidecek, orada okuyacak, askeri okula girecek, subay olacak, çok para kazanacak. Subaylar iyi para kazanıyor. Bir de en güzel kadınlar subaylarla evleniyorlar. Yani ezik insan psikolojisi bu. Çünkü askeriyenin, devletin, rütbelilerin, apoletlilerin şeylerin en ağır olduğu bir bölgeden geliyor yani, Sivas'tan, doğuda. İnsanlar jandarmanın karşısında bile hazır ola geçiyorlardı. Şimdi böylesi topluma gelen bir insan tabii ki oğlunun subay olmasını ister. Fakat ters tepti. Beni 1981'de Kuleli Askeri Lisesi'ne yazdırmak istedi. Yaşım geçmişti. Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ne gönderdiler. Orada da dediler bu yaşı geçmiş. Yergisi de almadılar dediler. Bir ihtimal Bursa alabilir ama almadılar ve ben de Almanya'ya 1981'in Aralık ayının 6'sında Almanya'ya geldim. Kaç yaşındaydın? Yani şey üzerinden hesap edersek 16 yaşındaymışım. Evet, 16 yaşında. Pasaport yaşım 16. Geldiğim günden beri de Berlin'deyim. O zaman baba buradaydı, çalışıyordu. Aile buradaydı. Tabii onlar 72'de gelmişlerdi. Babam Almanya'ya gelen son kafile misafir işçi. Ailemiz ise Almanya'ya ilk gelen işçi ailelerindendi. Yani ben 72'deki Almanya'yı çok iyi hatırlıyorum. Hatırlıyorsun. Tabii. Yani nereye gelmiştiniz? Direkt Berlin'e mi? Berlin'e geldik ve o zamanlar bu şehir içerisinde Tempelhof Havaalanı vardı. Tempelhof Havaalanı
havalarına indik. Oradan yağmurlu bir sonbahar günüydü. Babam bizleri Neukölln'ün Verbellenstraße caddesinde tuttuğu bir buçuk odalı bir evi vardı. Oraya geldik, yerleştik. Tuvalet dışarıdaydı, iki aile kullanıyorduk. Başka bir Almanya vardı o zamanlar. Savaştan çıkalı yani 30 küsür yıl olmuştu ama hala o savaşın harabelerini görebiliyordunuz. Ve bizim o geldiğimiz yıllarda da o harabeler yıkılmaya başladı. Ve şu anda o Verbellenstraße'de gördüğünüz işte o beyaz yeni binalar var ya. Hı hı. İşte onlar bizim geldiğimiz sene temelleri atıldı. Onlar hep eski binalardı. Hı. Bir sabah kalktık, böyle cadde olduğu gibi baştan başa belki bir kilometre boyunca herkes evinde ne varsa atmış sokağa. Evler boşaltılıyor ya. Hı hı. Ne ararsanız halılar, piyanolar, dolaplar, mobilyalar yani aklınıza ne gelirse. Bedava. Tabii. Rahmetli annem halı merakı vardı. Gitti birkaç tane halı getirdi. Ben de bir böyle artık elime ne geçerse alıyordum, oynuyordum, kırıyordum. Böyle bir özelliğim de vardı. Kırardım. Kırmayı çok seviyordum. Oyuncak alırlardı bana. 2 dakika sonra kırardım tabii. Niye abi? İçinde bir şey mi var zannediyorsun? Yok. Meraktan. Ne vardı içinde yani? Çünkü dedem köyde radyonun pilini değiştirdi. Biz hemen gider arkasına geçerdik. O radyonun içerisindeki o küçük insanları görmek isterdik. Çünkü öyle bir dünyamız öyleydi. O oyuncakları çalıştıran mekanizmanın da acaba içinde küçük insanlar mı vardır diye merak edip kırıp içine açıp bakıyordum. Hı hı. Yani öyle bir şey vardı. Sonra tabii Türkiye'de parasız, devlet parasız yatılı okulu. 8 yıl ilk ve ortaokul. Yaşam işte ben orada öğrendim. Hayatıma yön veren ilkler, düşünsel ve siyasi olarak hayatımdaki şeylerin tohumu orada atıldı. Yatılı yani, okulda okulu. Tabii. Nerede abi? Sivas İmranlı yatılı, temel eğitim yatılı bölge okulu. 8 sene mi? 8 sene evet. Yani 8 sene yaşamadığımız şey kalmadı ama piştik, öğrendik yani hayatı orada öğrendik. Parasız, benim hiçbir zaman param olmadı. Ailem almaya da olmasına rağmen. Ben param yoktu. Babam para göndermezdi. Büyük çocuklar elinden parayı alırlar diye. Ya hele sen bir gönder bakayım alırlar mı almazlar mı? Yok. Onun arkasına sığınarak bana para göndermezdi. Neyse rahmetli annem işe başladığında işte o göndermeye başladı. Senede 20 mark. 2 defa 20 mark gönderiyordu. Babam engel oluyordu. Yani tipik bir şey babası. İşte bizim o dönemki aile babalarını reislerini biliyorsunuz. Her şeyi orada başladı. Yatılı okul benim dünyaya köyümde gözlerimi açtım ama hayata gözlerimi yatılı okulda açtım. İyi ki gitmişim diyor musun? Bazen iyi ki gitmişim diyorum evet. Ama yaşadıklarımız orada gerçekten korkunç şeyler yaşadık. Çok güzel şeyler de yaşadık. Mesela Sivas'ın soğuğunu bilmezsiniz belki siz. Sivas çok soğuk bir memlekettir. Eksi dereceye düştüğü zamanlarda hemen bütün okul boşaltılır. Hepimizi dışarı çıkarlardı, temizlik yapılacak. Ya temizlik yapacak bugünü mü buldunuz? O karla buzun üzerinde ayaklarımızı böyle penguenler gibi birbirini kaldırır, birbirini indirdik. Ağlaşırdık artık o şeyler içerisinde. Böyle bir eziyet yapma istekleri mi vardı? Tabii. Çünkü idareciler şöyle söyleyeyim yani doğuda açılan bölge okullarının hedefi zaten oradaki çocukları Türkleştirmek ve İslamlaştırmak babında yani Kürt ve Alevi bölgelerinde özellikle açılan bu bölge okullarının hedefi ve amacı buydu. Bugün bilmiyorum tabii çünkü 1982'den beri Türkiye'de yaşamıyorum ama o dönem hedef buydu. Yani hiçbir yerde köyle mesela bizim Kazan'ın 109 köyü vardı o köylerin hiçbirisinde okul yapılmamıştı. Bütün çocukları bir merkezde toplayıp çok daha kolay bir şekilde böyle neyse bu siyasi şeylere girmek istemiyorum ama yaşadıklarımız orada gerçekten bazen düşünüyorum. Bir toplama kampında yaşadıklarımı, Auschwitz kampında yaşayan bir çocuğun hatıralarını gördüğümde birçok şeyi ben de yaşadığımı gördüm. Size bir örnek vereyim. Her perşembe günü bizim banyo günümüz vardı. Her perşembe. Ve o perşembe günü bütün çocuklar, herkes hiç derse girmez. Herkes yatakhanede, koğuşlarda banyo sıramızı beklerdik. Banyo sıramızda Selahattin Kazan isimli o dönemin işte 3. sınıfları, 4. sınıfların öğretmeniydi ama banyo şeyini üzerine almış bir öğretmendi. Yani banyo ondan sonra olurdu. Bizlere şey yapar. Bir kere büyük çocuklar küçük çocukları keselerlerdi. Ama o keseleme değil zımparalama deriz biz ona. Sonra tamam senin kese işin bitti gidebilirsin banyo bitti. Ve Selahattin Kazan hocamızın önünden geçerdik. O da gel bakayım buraya derdi. Böyle bakayım temizlenmiş misin? Yanındaki kurnadan kaynar su. Bak sıcak su değil kaynar suyu alırdı. Başımızdan aşağı boca ederdi. Banyo geldiği zaman tir tir titrerdik banyo günü. Ve bugün hala banyo yapmaktan nefret ediyorum. Ha yıkanıyorum tabii yani duş alıyorum banyo ama benim için hala bu bir travma olarak kaldı. Yani buna benzer bir sürü şeyle. Doğru bunun Auschwitz'ten bir farkı yok. Yani yaşanılan psikoloji. Adam acımıyor. Yani acıma duygusu yok. Yani acıma duygusu olmadığı için de her öğretmenin ayrı bir dayak atma metodu vardı. Mesela hediye öğretmenimizin şöyle anahtarı vardı kocaman. Tıraşlı kafaları tak diye vuruyordu. Kafayı kanatırdı. Çok severdi kafayı kanatmayı. Başka bir öğretmenimiz tıraşlı kafalarımızı silgiyle kafamızı siliyordu ya. Yani Sevim Demiray vardı. Ölmüş. Allah rahmet eylesin demeyeceğim çünkü olmadı.
olmaz yani. İğne sokuyordu bize ya. İstismar taciz var mıydı abi? Bunlar da yaşandı evet. Yani o dönem hatırlıyorum ilkokul 5'te bir kız çocuğuna taciz şey yapıldı. Fakat biz kendi aramızda çok dayanışmacıydık. Çocuklar kendi aramızda. Özellikle de yani o ilkokul döneminin 4'e 5. sınıfa geçtikten sonra çok daha farklı bir şey almaya. Çünkü o dönemlerin ya 78 kuşağı diyoruz ya, ben işte o 78 kuşağını en iyi yaşayanlardan ve en iyi özümseyenlerden birisiyim. Biz ilkokul 4'te bizim politikleşme sürecimiz başladı. Belki inanmayacaksınız ama budur. İlkokul 3'te Enver Gökçe'yi okumuş bir insanım ben. Enver Gökçe'nin şiirlerini. İlkokul 4'te ise artık politikleşme süreci ve ilkokul 5'te Karl Marx'ın artı değer, akümülasyon teorisini okuyorduk. Ha ne kadar anladın? Orası ayrı mesele. Nereden buluyordunuz abi kitapları? Öğretmenimiz bizim, sınıf öğretmenimiz Abbas Işık. Bugün hala şeyim var kendisiyle, iletişimim var. Bana Ruhi Suyu, bizlere Ruhi Suyu tanıtan ilk oydu. Bizlere Pir Sultan Abdal'ın eserlerini tanıtan, Maxim Gorki'nin Rus klasiklerini bize o sınıfa getiren oydu. Ha kötü öğretmenlerin yanında iyi öğretmen. Tabii. Vardı. Yani biz o iyi öğretmenin sayesinde şöyle söyleyeyim, çok rahat günler geçirdik ama kötü öğretmenlerin eline fırsat geçtiğinde onu bize yaşatıyorlardı. Hmm. Mesela duvar dibine dizip 30 tane öğrenciyi şu kavalcık kemiklerine ucuz sert ayakkabılarla vururlardı. Ben ondan çok nasibim aldım. Buralarımız hep çürüktü. Bunları yaşadık. Her öğretmenin ayrı bir metodu var. Neyse bunları geçelim. Fakat benim yatır okulu bana kattığı şey dayanışmayı öğrenmek. Arkadaşlığı öğrenmek. Dostluğa değer vermeyi. Değer vermeyi öğrenmek. İnsani değerlere sahip çıkmayı. Ben bunları orada öğrendim. Ve dayanışmayla güçlü olmayı öğrendiniz. Aynen. Bir arada olmakla. Aynen. Evet. Peki sonra Almanya'ya geldikten sonra bir eğitim süreci oldu mu yoksa? Hayır. Almanya'ya geldikten sonra zaten yaşım geçmişti. Burada bir okula gitmem söz konusu değildi. Meslek eğitimi vesaire. Ya onu evet, meslek eğitimi, mekanikerlik öğrendim. Endüstri mekanikerliği öğrendim. Bu galiba senin biraz sevdiğin de bir iş değil mi abi? Yani. Çünkü evet. Sen bir şeyleri böyle tamir etmeyi. Dişliler, yaylılar, demirler, bunlar benim en dünyamdır. Çünkü El Cezire'yi okumuştum. Hayran kalmıştım. Fakat sonra Leonardo da Vinci'yi keşfettiğimde daha da hayran kalmıştım. Neydi farkı? Leonardo'nun farkı şeydi. El Cezire mühendislik alanında çok büyük bir dehadır aslında. Ama Leonardo da Vinci aynı zamanda ressamdır, müzisyendir, anatomdur. Yani uzanmadığı şeyi kabul ediyor. Universal olması seni evet, etkiledi. Evet, universal olması çok şeydi. Bunlardan etkilenmeler vardı. Ben daha ilkokuldayken Türkiye'de işte gemi maketleri yapar Kızılırmak'a bırakırdım. Gülerlerdi bana. Yani bir lakabım da benim deli filozof derlerdi. Niye filozof derlerdi? Çünkü okulun kütüphanesinden çıkmazdım. Beni top oynatmazlardı. Çelimsiz bir çocuktum. Topu hep diğer çocuklar oynardı. Sportif faaliyetlere diğer çocuklar katılırdı. Ben hantal olduğum için beni hiçbir şeye katmazlardı. Bana tek bir şey kalıyordu, kütüphaneye gitmek. İyi oldu ama. Çünkü hep kitap okuyordum. Ve... Tabii spor bir süre sonra bitiyor ama evet, yani gerisi kalıyor. Evet. Ve beni çok hayıflanırdım. Niye beni top oynatmıyorlar diye. Hatta ben top oynasınlar diye Mor Çarş gitmiştim. Bir tane top almıştım. Seni de oynatsınlar. Kendi takımımı kurdum yani okulda. Ama bu da para etmedi. Abi Almanya'yı seviyor musun? Seviyorum. Her zaman sevdin mi? Her zaman sevdim. Neden? Ya özgürlüklerin olduğu bir ülkedir. Bana kimse kalkıp da Almanya şöyledir, Almanya böyledir, Almanya şöyledir. Yok, ben Almanya'da kötü şeyler de yaşadım tabii ki. Irkçılığı yaşadım, gördüm yani kendi bedenimde bunu yaşadım. Ama ben bu ırkçılığı Türkiye'de de yaşadım. Yani Kızılbaş diye horlandığım, pis Kürt diye horlandığım şeyleri Türkiye'de de yaşadım yani. Ya burada da bana pis Türk diyorlar. Hangisi yani, daha çok koyuyor? Abi yani şimdi Kızılbaş dediği zaman insan yani yıllarca aynı şeyi paylaştığın, dünyayı paylaştığın komşun seni bu şekilde rencide ettiği zaman insan tabii ki daha hazırlıklı gidiyor. Burada elin Almanı sana Scheiß Kanak ediyor veya işte Ausländer diyor falan. Bu beni hiç ırgalamıyor ki yani. O öyle diyor ama milyonlarca Alman farklı düşünüyor. Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de toplumun büyük bir kesimi ötekilere karşı çok şeyi bir bakış açısıyla, dar bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar. Bu yüzden de Türkiye'de yaşadıklarımı burayla mukayese edemeyiz yani. En azından çocukken yaşadığım yatır okuldaki o asimilasyon sürecinde yaşadıklarım yani. Burada yaşamadım ben onları. O zaman farkında değildin ama değil mi? Tabii ki değildik. Yani o zaman farkında değildik. Hatta ben Kur'an surelerini falan ezberliyordum. Üstüme vazifeymiş gibi. Oğuz Kağan Destanı, Ergenekon Destanı falan bunları ezbere biliyordum. O yüzden de bende çok tabii bir tarih var. Tabii sonradan bunun bir terör örgütü olacağını bilemedim. Bilsen. Evet. Yıllar sonra Ergenekon'un bir terör örgütü olarak çıkması. Korkudan okumazdım. Ama halen onu çözmüş değilim. Yani böyle bir örgüt var mı yok mu sanmıyorum. Yok, onun şakasına söyledim. İşte ama... Peki abi cura bağlama, türküler, müzik bu ne zaman başladı hayatında? Ya bu şöyle söyleyeyim, ben ilk türküyü babamdan ve annemden duydum. Babamdan duyduğum ilk türkü o dönemleri Ali Ekber Çiçek'in söylediği çok güzel bir halen de şey olan bir türkü. Başı Pare Dumanlı Dağlar diye. Annemden ve babamdan duyduğum o ilk
bir türkülerin bana vermiş olduğu çocukluk ruhuma yansıttı etkilenmeyle türkü söylerdim ben. Yani sözlerini bileyim bilmeyeyim önemli değildir. Fakat ilkokul 2'de bir yaz tatilinde ben Almanya'ya geldim. Yani ilkokul 3'e geçmiştim. Bir export dükkanı, o zamanlar export dükkanları vardı. Bilir misiniz Almanya'da export dükkanı önden geçerken bir kaset ilişti gözüme. Aşık Veysel yazıyor üzerinde. Babam da yine baba bak Aşık Veysel'in kaseti dedim. Hani dedi baktı girdik kaseti aldık. Getirdik evde küçük bir kaset çalar vardı koyduk. İşte ben o anı hatırlıyorum. Bir bağlama sesi, bir insan sesi sanki şu anki düşüncemle şey yorumluyorum. Binlerce yılın çığlığı geliyor böyle. O çocuk halimle sustum böyle saatlerce tekrar tekrar çevirdiğine böyle. O kadar etkilemişti Veysel beni. Sonra şey geldi tabii Türkiye'ye gitmem gerekiyordu tekrar okul dönemi başlamadan. 4 hafta önce beni gönderiyorlardı Türkiye'ye. O her ayrılık döneminin insanın ruhunda yarattığı bir şeyi vardır. Bir hüzün vardır. İşte o zaman türkülere sığındım ben. Köyde şey yapmıştım. Ben her gün Aşık Veysel'in 3 tane türküsünü söyleyeceğim diye böyle bir kural koymuştum kendime. Veysel'in sen hemşerisisin aynı zamanda. Veysel şöyle söyleyeyim. Aşık Veysel Şarkışlalı'dır. Biz İmranlı'yız. Yani aramızda. Aynı toprağın insanısınız. Aynı toprağın insanıyız tabii. Aynı kültürün. Çünkü aynı zamanda bir Alevi ozanıdır da. Yani Türkiye'deki ozanlık kurumunun en büyük isimleri ve en etkili isimleri biliyorsunuz Sivas'ın Emlek ve Çamşıhı yöresinden gelir. Ondan sonra Maraş bölgesinde Kaşanlı ozanlar vardır. Yani Alevi Bektaşi ozanlık geleneğinin en büyük isimleri Sivas'tan çıkmıştır. Veysel de bunlardan biridir. Gerçi Veysel daha çok doğa ve insan temasını işleyen eserleriyle bilinir. Ama işte o Veysel'in bende yarattığı şey daha sonra ilkokul 5'te Ruhi Su'yla tanışmak, sesiyle tanışmak, Ruhi Su'nun sesiyle tanışmak. Ben de zaten Almanya'dayken böyle televizyonda opera izlerdim. Tek kanalda o zaman Almanya'da. Mecburen izlerdik. Hoşuma gidiyordu. O seslerin böyle bariton, özellikle bas bariton sesler çok hoşuma gidiyordu. Ve birden o Almanya'da dinlediğim bir sesi Türkiye'nin, Anadolu'nun ücra bir kasabasında öyle bir ses ama türkü söylüyor. Ve bu Ruhi Su. İnanılmaz değil mi? Yani korkunç bir şey. Ve Ruhi Su'ya karşı büyük bir hayranlık. Sonra bu hayranlık aynı zamanda o ekolde sanat icra etmek ile evrildi. Ve Almanya'ya geldikten sonra da işte bugün 13 Eylül, dün 12 Eylül'dü. Ben 12 Eylül 1980'de de bağlamaya başladım yani. Bu da şaka değildir. Yani şey de değil, abartılı da değil. Arkadaşlarım hepsi bilir bunu. Tesadüf. Kendim mi öğrendim? Kendim öğrendim. Ve şöyle söyleyeyim. Tek parmakla ilk defa o zamanlar Ozan Emekçi'nin Ali Haydar Ölmez Ağlamavacı diye bir türküsü vardı. Çok yaygındı bizimize. Ben o türkünün ses dizisindeki fa notasını buldum bağlamada. Acaba bundan sonraki ses nereden gelir? Onu araya derken bütün ses dizisini çıkardı ve ilk çaldığım eserdi ama tek parmakla ve bir yıl boyunca tek parmakla bağlama çaldım. Benim arkadaşlarım tek ayaklı turna derlerdi, taklarlardı. Öyle bir hikaye vardı. Ve daha sonra Almanya'ya gittikten sonra sistematik bir şekilde tabii ilk aldığım bağlama ve Ruhi Su plaklarına erişmenin daha kolay olduğu bir yerdi burası. Çok severek dinlediğim Ruhi Su'yu bir şekilde onun türkülerini söylemeyi çok sevdiğim için bu ekolde sanat icra etmeye başladım. Bordas, Demokrat, yönü hümanizmadan yana olan kurum ve kuruluşların etkinliklerinde hep bulundum, çağırdılar. Ve ben oralarda halen de bugün ağırlıklı olarak Ruhi Su ekolünde sanat icra ediyorum. Türküler söylüyorum. Peki abi seni tanıdığımdan itibaren şeyi görüyorum. Eski olan bir merakın. Yani evet. Kullandığın her şey. Yani sandalyeden koltuk takımına, dekoratif şeylerden arabaya. Her şey antik, antika. Ev de tabii 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmış. Tarihi değil mi? Bir tarihi değil ha. Fakat 1947'de yapılmış bir ev burası. Ama bir şeyi taşıyor değil mi? Yani o dönemin hüznü var. O dönemin şeyleri var. Ruh var. Bir ruh var. Ha, şimdi şu doğru. Görmüş olduğunuz ev 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya'da inşaat malzemesi kıtlığı yaşandığından dolayı yapılan inşaatlar bombardıman esnasında yıkılan evlerden arta kalan tuğla, kerpiç, demir, moloz ne varsa onlardan hem de. Ve bu ev savaş esnasındaki bombardımanda yıkılan evlerin tuğlalarıyla örülmüş bir kesin evdir. Kesin duvarlarda İngilizlerin bombalarının parçası yani var. Yani şey var, bir ruh var. Ruh var. Yani bir hissediyorsun şey, yani, evet. Gerçekten o. Şu tuğlayı görüyorsunuz, gösterelim şeyleri. Bu tuğlalar şey ateşte pişirilmiş tuğlalardır ama 2. Dünya Savaşı öncesi tuğlalar. Ve şey esnasında bu evi bana satan, evi satın aldığımız insanın babası yapmış kendisi burayı. Bana tarihçesini anlattı. Yani nasıl yaptıklarını. Ve en sonunda da adam şeymiş. O kadar çok uğraşıyormuş ki burada çatıdan düşmüş ölmüş. Aa. Evet. Abi daha ne olsun ya. Bu merak nereden abi? Eski ve antik eşyaları olan. Şimdi, araba da aşağıdaki arabalar muhteşem. Onu yani, biraz sonra göstereceğim. Evet. Şöyle yapalım mı abi? Arabaların başında bunu konuşalım mı? Onu konuşabiliriz tabii ki. O tamam. Zaman şimdi burayı kapatalım. Arabaların oraya gidelim. Mikrofonlarımız tamam. Zaten elimizde. Arabaların başında konuşalım. Tamam. Sen buradan iniyorsun, oradan gelerek şey yapayım. Ben kapıyı açayım orada.
Şimdi Şafakçığım, bu araba 1934 yılında İngiltere'de Morris Garaj firması tarafından yapılmış, bir kısmı komponentleri elle yapılmış olan bir arabadır. Toplam 438 adet bundan yapılmıştır. Şu anda da dünya üzerinde herhalde 40-50 tane ancak vardır. Bunun motorunda şarj dinamosu diyoruz Türkçe buna. Şarj dinamosu bunda aynı zamanda şeyi görevini de görüyor. Yani sibopların açılıp kapanma mekanizmasını da şey yapıyor ve o da bir bozukluk vardı, onu tamir ettim. Yaptım ve şimdi motor kaputunu da takalım üzerine. Kaputunu da taktıktan sonra... Bu orijinal rengi mi abi? Tabii. Ve bu araba daha boyanmamış. Abi saçma ya, bir soru olabilir ama yani bunların değeri ne kadar? Bunu sormak... Bunun değeri şudur. Yani individüel bir değeri vardır. Şudur. Siz buna kendiniz bir değer koyarsınız. Yani sen buna 100 bin euro da verirsin. Buna 10 bin euro da veya 1000 euro da verirsin. Ama bizim Türkiye'liler genelde ya ne yapacaksın bu eski arabaları ya ne olacak? Tevekkeli değil yani. Hangi toplumun literatüründe eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı denilir. Ama bizim toplumda böyle garip sözler de var. Eski araba ne yapacaksın? Neresine bineceksin? İki kişilik araba sanki ben dolmuşçuluk yapacağım da iki kişilik arabayı ne alıyorsun diyorlar bana genelde. Kardeşim. Şimdi abi bu şey değil estetik mi? Bu Nazi filmlerinde subayların bindiği arabaya çok benzemiyor mu? Ya o dönem yapılan arabaların hemen hemen hepsinin konsepti aynı olduğu için, yani motorlar rayın motor, yani sıra blok olduğu için, bloklar uzun olduğundan onları yerleştirecekler motor bölümünün de uzun olması gerekiyor. Ondan kaynaklanan böyle bir burun yapıları var o zamanki arabaları. Ben tabii bir de arkada bir canavar görüyorum abi. Burası bir canavar yuva. Zaten canavarlar var. Evet. Şimdi ben bunu ilk kez çalıştıracağım şeyden sonra. Ha öyle mi? Oo, tabii, çok duymak isteriz onu. Uzun bir zamandan sonra. Hani sanki bu hiç buradan çıkmıyormuş gibi ama öyle değil değil mi? Sen bununla her şeyi işte, tamiratını yaptıktan sonra ilk kez çalıştıracağım bakalım. Araba da çok güzel görünüyor yani. Bunun... Bu 1958 model bir Mercedes SL serisi var ya. Hı hı. Bu kızım Zelal'e yaptığım bir araba. Eğer bir gün ben hayatta olmasam, başı sıkıştığında her zaman nakite çevireceği bir araba. Çok büyük bir servet bu. O doğduğunda henüz evimiz yoktu bir şeyiniz. Kızımın bir arabası olsun diye bu arabayı restore etmiştim. Nereden aldın abi bunu? Batı Almanya'da bir, bizde toprak ağası diyorlar ya, Graf. Almanca'daki bir Graf'tan aldım bunu ben. O zaman ama paramparçaydı araba. Aynen şunun gibiydi. Bunun yani, markası ne abi? Bu Triumph 250 1964 model bir araba. Bunu nareye yaptım fakat toplama aşamasındayım. Bu 2005'te bunu almıştık. O zaman kızım buna bindiğinde buna şey demişti. Baba bunun adını Kızıl Baron koyalım. Der Rote Baron. Rote Baron da şeydi. Nereden biliyor ki? Film seyrediyorduk o zaman. Ha. Ben bunu çizgi film seyrettiriyordum. Orada bir Rote Baron vardı. Rote Baron da Almanların 1. Dünya Savaşı'ndaki en meşhur pilotu Manfred von Richthofen'ın lakabıdır. Manfred von Richthofen en fazla düşman uçağı düşüren Alman pilotudur ve Çanakkale'de de görev yapmış. Alman... O 1. Dünya Savaşı'nda ölmüş mü? Tabii. 1. Dünya Savaşı'nda Fransızlar tarafından havada vuruluyor ama... Keşke Göring ölseymiş dedik şu an hepimiz. Zaten eğer Manfred von Richthofen yaşasaydı Göring hava mareşalı olamazdı. Hava kuvvetleri mareşalı olamazdı. İşte bunun adını Kızıl Baron takmamız oradan kızım takmıştı. Abi bu Mercedes'in kırmızı iç üstünde bulunan rengi orijinal rengi. Orijinal evet. Ama belli değil mi yani? Başka bir kalite yani o zaman mı? Niye öyle? Yani o ya, şu karanlıkta bile göz alıcı bir renk. Şey var. Deutsche Wertarbeit diye bir kavram var Almanca'da. Bilirsiniz belki değil mi? Alman kalitesini belirten Alman işçiliği dedikleri bir şey vardır. Yani şu araba halen trafiğe açık. Ben buna binip Türkiye'ye gidebilirim. Neticede Türkiye'ye gittim. Bunun bir sonraki modeliyle gittim. 1963 model bir şey. Ta köye kadar gittim. Hiçbir şey olmadan köyden tekrar geri döndüm. Yani 8000 kilometre gidiş dönüş. Bu arabadan çok var mı? Bu yani şu anda herhalde Almanya'da benim şöyle söyleyeyim 49 milyona yakın araba var. Bu arabalardan sadece şu anda 1100 küsur falan bir şey var. Bunun bir festivali falan oluyor mu? Oluyor tabii. Ama ben gitmiyorum. Çünkü bu arabalar gerçekten Almanların böyle kaymak tabakasının elinde olan arabalar. Onların içerisine böyle kara kafa biri olarak gittiğiniz zaman
Sizi öyle bir aşağılıyorlar ki. Gerçekten. Ya tabii size ehemmiyet vermiyorlar seni. Size bir olay anlatayım ben. Hilton Oteli'nde, Berlin Hilton Oteli'nin orada böyle bir şeyi vardı. Bu arabaların, bu 190 SL'lerin buluşması vardı. Ben de gittim. Herkes gidemiyor. İsmini kaydettiriyorsun. Önceden bildiriyorsun. İşte belli bir meblağ var, onu yatırıyorsun. Şimdi ben gittim. Gidince kapıdaki şeyler beni önce böyle bir ne aradığım gibisinde bir şey ima ettiler. Dedim ben toplantıya geldim. Onlar daha sormadan kartımı çıkardım. Buyurun dediler. Fakat içeri girdiğimde manzara şöyle, yani küçük gruplar halinde 5-6 kişi, 3-4 kişi birbirleriyle konuşuyorlar ve sana şöyle bakıyorlar. Tek çok, yabancı sendin. Tek yabancı benim ve o kadar kötü bir duygu ki anlıyorum. Ya senin sürdüğün arabandan dolayı senin bir ayrıcalığın yok ki. O aynı araba bende de var yani. Evet. İşte şeydi. Ama orada onlar kendi aralarında. Sonra da bir daha gitmek istemedim. Bir daha gitmedim. Hayır. Bir daha gitmedim aslında. Çünkü bunlar şeydir. Hani her kuş kendi sürüsüyle uçar derler yani. Orada bize aslında gerek. İnsanları buluşturan bu arabaya olan ortak sevgi. Aynen. Yani. Çünkü ben bunu araba olarak görmüyorum. Bir şey bunu ben Alman endüstri tarihinin mirası olarak görüyorum. Bu bir Mustafa abi, motoru görebilir miyiz? Tabii. Çok merak ettim ben. Motorunu buyurun. Çok tertemiz görünüyor. Evet. Yani bu hemen hemen hiç kullanmıyorum ki bu arabayı. Bu yapıldıktan kaç bu yana. Kaç kilometrede bu araba mesela? Kaç kullanan onu bilmiyoruz. Çünkü niye? Ben aldığım zaman 86 bin kilometre yazıyordu. Fakat araba sıfırlandıktan sonra benim sürmüş olduğum toplam kilometre sayısı herhalde bir 2000 kilometre ancak vardır. Yani 20 yıldan bu yana 2000'in yazında, evet kızım doğduğunda 2000'in yazında arabayı bitirdik. Ondan sonra da bugüne kadar toplam 2000 kilometre falan gitmemişimdir. Bunların da kendine has bir sigortası şeyi oluyor. Tabii tabii ama çok uygun. Zaten şeydir, sigorta ederken sana diyor ki garajın var mı diyor. Anladım. Garajınız yoksa sigorta etmiyorlar. Ve şöyle söyleyeyim. Normal bir arabanın sigortası diyelim ki ayda 400 euro. Bunun yıllık sigortası 87 euro. Bu araba kaç kilometre hız yapabilir şu anda? Yani 150-160 rahat şey yapabilir. Yapabilir. Tabii tabii. Oo, süper. Yani şey olarak ama sürat arabası değil bunun. Değil, değil değil. Sadece şey için sordum, hani otobana çıkma falan. Otobana tabii tabii şey yapıyorsun ama. Yani biz tabii birçok izleyen de benim gibidir. Bilmiyoruz ki yani. Yani. Keşke bilsek ama. Yeah, evet. Abi çok güzel yani, şuranın kokusu bile bambaşka. Benzin kokuyor değil mi? Yani bilmiyorum böyle güzel, insanı evet, çeken o... Sanki burada oturup böyle rakı içilirmiş yani. İçilir. Ha onu da yaparız tabii ya. Yani, çay da içilir, rakı her şey içilir. Çay da içilir, rakı da şey değildir. Bir, yani şu şey dönemleri bir geçsin, rakı ya da içeriz şey, burada. Estetik buymuş ya. Yani şimdikiler tamam okey de. Yani, ruh var. Ruh var. Ruh estetik var, evet, yani evet. El işçiliği olduğu o kadar belli ki. Belli yani, yerlerinde. Şimdi çocukluğumuzda biz balkonumuz vardı. Balkona çıkardık. Dört kardeş otururduk. Evimiz önünde şey vardı, bir yol, ana cadde vardı. Nare, Diyap ve ablam otururduk. Ben Opelci oluyordum. Nare VW'leri alırdı. Diyap işte Mercedes'leri. Ablam da herhangi bir araba. Onları sayardık. Bir Mercedes geçtiğinde tanıyorduk. Opel geçtiğinde ben diyordum Opel 2, 3, bak 5. Opel, 6. Opel. Arabaları tanıyorduk. Fakat bugünkü arabaları artık tanıyamıyoruz. Hepsi birbirine benziyor. Doğru. Hepsi birbirine benziyor. Valla ben evet. Arkadan hiç şey yapamazsınız. Yandan asla. Asla. Yani şey o yüzden çok yani şeydir. Abi o zaman yukarı çıkalım, biraz da sanat kısmına yönelelim. Biraz sanat kısmına yönelelim. Bir de tur atalım değil mi şöyle, yani timsaha binip şöyle. Tamam. Onu en güzeli olur herhalde. Ben meylimi üç güzele kaptırdım. Biri şemsi, biri kamerin elif. Onların aşkıyla aklımı şaşırdım. Biri şemsi, biri kamer ile elif, kamer ile elif. Vay beni, beni. Onların aşkıyla aklımı yitirdim. Hangisinde ya değleyim gönlümü, garip gönlümü. Vay beni, beni. Thank you.
yolunda. Yeni girmiş 13-14 yaşında bir şemsi biri kamer ileri, kamer ileri, vay beni beni. Yeni girmiş 13-14 yaşında hangisinde yadı yüreğim gönlümü, garip gönlümü, vay beni beni. Küçüğe yazık bir şemsi biri kamer ileli, kamer ileli, vay beni beni. Büyünü sevsem küçüğe yazık hangisinde yadı gönlümü, vay beni beni. Evet, Ruhi Su dedik ve ondan bir türküyle, biliyorsunuz 20 Eylül'de de ölüm yıl dönümü. Böylece büyük ustayı da yad etmiş olduk. Bugün ne çok şey konuştuk değil mi?